Evet, şimdi ikinci el araba fiyatları için bir yere geldim. Burada yüzlerce araba var. Size içlerinden çok beğendiklerimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şu 2020 model Nissan $32.000. Şurada bir tane Toyota var. 2021 model, bakalım ne kadarmış. $41.441. Burada Mazda var. 2019 model. Fiyatı $27.000. Burada yüzlerce araç var böyle. Şurada bir tane Jeep var. Bakın şöyle. 2019 model. Hemen bakıyoruz kaç para. Burada fiyatı $30.000. Şurada Honda'nın bir tane modeli var. CR-V yazıyor. Onun fiyatına bakalım. Şöyle bir araba. SUV tarzı sevenler, fiyatına bakalım. $22.451 bunu alabilirsiniz. Hemen ilerliyoruz. Jeepler var, bunlara bakmayacağım. Şurada evet, güzel araçlar devam ediyor. Bakalım ne kadarmış. Bu da $53.402 fiyatı var. Jeep'in bir modeli. Şöyle göstereyim. Oldukça güzel. Devam edelim. Bunu göstermiyorum. Yine aynı fiyattadır. Burada Toyota'nın bir aracı var. Highlander diye, bilenler zaten fiyatı görecektir. Burada $48.551 bu aracı alabiliyorsunuz. Burada garantisi benim diyor bu arada. Evet, Dodge var. Mükemmel yani, vallahi çok. Neyse. Dodge bakalım kaç para. Bunu $52.351 bunu alabiliyorsunuz. 2020 model. Şöyle bakalım. Çok da güzel. Diskleri falan. Önden de göstereyim size. Şu araç 52.000 birim. Bu araba 52.000 birim. Hemen yanında başka bir modeli var. 2019. Bu da 32.000. Arada 20.000 fark var. Biri o 2019, diğeri 2020 model. Onun yanında 2015 model bir tane otomatik var. Onun fiyatına bakalım. Bu da $23.491. Ve bu aracı alabiliyorsunuz. Göstereyim. Şöyle. Bu araçlar güzel ya. 53.000 şu. 23.000 de buydu herhalde. Bir tane GT var. GT'ye bakalım ne kadarmış. Arkadan falan güzel duruyor. 36.537 bunun fiyatı da. 2019 model V8 GT. Gidiyoruz. Toyota Corolla var. Bu nerede yazıyor? Diğer tarafta yazıyor. Bakalım diğer tarafa geçelim. Toyota Corolla. Bu da $26.486 bu arabayı alabilirsiniz. Türkiye'de ise bu araba $600.000 civarında. Burada $26.000 birim sadece. Honda Civic var. Hemen bakıyoruz Honda Civic ne kadarmış. Yine Türkiye'de $700.000 civarında. $19.351. Şimdi bu 2016 model, bu da 2020 model. Türkiye'de şu $600.000, bu da yine o civarda. Fiyatları gördünüz, 19.000 ile 20.000 arasında. Yani şu an 19 ile 53.000 arasında değişiyor. Bakalım başka var mı? Şu ileride var. Onları da göstereyim size. Evet, Amerika bayrağı da burada. Tek tek bütün hepsini göstermiyorum. Fiyatlar zaten hemen hemen aynı. Yani çok böyle çok büyük bir fark yok. Aynı fiyatlardan başlıyor genelde. Evet, Jeep 4x4 modeli var. Ne kadarmış fiyatı? 33.790'miş. Almak isterseniz $33.000 alabiliyorsunuz. Burada Chrysler'in Pacifica diye bir modeli var. Fiyatı yazıyor mu? Yazıyor. Ne kadar? 58.557. 5 yıl 60.000 garanti, 60.000 mil garantili. Evet. Burada başka bir model var. Grand Wagoneer diye.
Bu da bayağı büyük. Bu ne kadarmış? Bu da 98.635 dolar. Bu en pahalı bunlar herhalde. Evet. Jeep'in bir modeli var. Grand Cherokee diye. Bunun fiyatı bakalım yazıyor mu? Bunun fiyatı yazmıyor. Şurada bir tane Dodge var. Bunun fiyatına bakalım. Abi jantlara baksana. Dodge. Şöyle içini göstermeye çalışayım. Güzel. Bunun fiyatı da ne kadar? 41.870 dolara Dodge Challenger alabilirsiniz. Şöyle. Çok da güzel gözüküyor. Şöyle. O tarafa da çektim. Bir tane daha Dodge var. Hemen bununla bakıyoruz. Yine benziyor. Kaç yıl bilmiyorum. Bu da 44.945 dolara bu güzel arabaya sahip olabiliyorsunuz. Araçların fiyatlarını size göstermeye çalıştım. Burada yani 20.000, 30.000, 40.000 birime bu arabaları alabiliyorsunuz. Şurada bir tane Dominos gördüm. İş ilanı vardı. 15 dolar ile 25 dolar saatlik ücreti. Hesap edin kaç saatte alınır, kaç günde alınır. Yani bir Dodge almak isterseniz diyelim ki 25 bin dolara kaç saat çalışmanız gerekiyor onu da hesaplayamadım. Hesaplayabilirsiniz altta yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bugün göstereceklerim bu kadar. Bu arada söylemek istiyorum. Burada gerçekten sürücülerin yayalara oldukça saygısı var. Yola girmiş olsa bile geri vitese takıp geri geliyor. Sana yol veriyor ve sen devam ediyorsun. Ve bu dört yollarda ya da herhangi bir stop tabelası varsa yol bomboş olsa da geliyor, duruyor, etrafa bakıyor ve sonra geçiyor. Vallahi burada çok güzel bir sistem oturmuş. Oldukça iyi. Bunu da söylemek istedim. Instagram'da sorduğunuz soruların cevaplarını çekmeye çalışıyorum. Barış, bir arkadaşım var, o da Los Angeles'taki benzin fiyatlarını merak etmiş. Hemen şu an bir benzinliğe geldim ve benzinlikteki fiyatları hemen size gösteriyorum. Evet, 76 diye bir yerdeyim gördüğünüz gibi. Fiyatlar kredi kartı ve nakit olarak değişiyor. Burada Regular Plus Premium etanol var. Fiyatları görüyorsunuz. Evet, buradaki benzin fiyatları da böyle. Barış'ın sorusunu cevaplamış olduk böylece. Araba fiyatlarını merak edenler de buradan ikinci el araba fiyatlarını görebilir. Başka bir videoda görüşmek üzere de kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. O zaman başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.